Herkese merhabalar. Canım arkadaşım Melisa Azat, bugünkü konuğum. Nasıl tarz oluruz? 2024-2025 kışında stilimizi nasıl yansıtırız? Moda nedir? Vücut tipine göre giyinme, hepsi bu videoda olacak. Dikkatli dinleyin diyorum. Melisa'cığım hoş geldin. Merhaba Aslı'cığım, hoş bulduk. İnsanın arkadaşını konuk alması evet, çok rahat bir durum. Çok keyifli. Seni de özlemişim, bayağıdır görmüyordum. New York'taydı. Kendisi stil danışmanlığı yapıyor. Evet. Zaten yıllarca El Dergisi'nde editörlük, moda direktörlüğü yetişti. Dergicilik. Ben kendisine tok alsam soruyorum, kız benden bıkmadı. İnsan sevdiği işi yapınca da sıkılmıyor zaten. Çok severek. Ben Melis'in her zaman olduğun olası tarzını çok beğenmişimdir. Teşekkür ederim. İnsan işini, evet. Hep öyleydin. Çok güzel kombin yapıyorsun. Ve yaklaşık 4 senedir mi Koton'la işbirliğiniz var? 5. seneye girdik aslında. 10. koleksiyonumuz. 5. kış sezonumuz diyelim. Keyifli bir işbirliği. Dediğin gibi ben kombin yapma konusunu böyle bir oyun gibi yapıyorsun. Kendi kafamda düzenleyip gardırobumu da öyle gördüğüm için ve yıllardır da mesleğim bu olduğu için hani o mix and match hikayesi biraz o matematiksel denkleme dönüyor. Ve yeni koleksiyon da şu anda raflarda. Yeni koleksiyon Melis çıktı. Melisa Azat Koton koleksiyon. Melisa Azat Koton Limited Edition bir koleksiyon evet. Bu seneki. O biraz sıkıntı yaratıyor Limited Edition. Az sayıda var. Ya az sayıdan ziyade aslında şöyle planladık. Az sayıda yok, az sayıda, daha doğrusu az sayıda dükkanlarda yok, az sayıda parça var. Hmm. Yani normalde 180 parça yaparken bu sene biraz böyle daha az parça yapıp, daha böyle glam, daha hani biraz üstünden geçeceğiz. Aynen, kombinler ve parçalarla karşınızdayız diyebilirim. Tamam, mesela ben senin üstüne bakıyorum. Evet. Ben mesela bu gri tweet eteğin üstüne bunu giymek sen aklıma geldi. Beyaz gömlek geldi. Beyaz gömlek. Aynen. Ama görünce hoşuma gidiyor, çok güzel. Yani işte bir takım kodlar var, nasıl söyleyeyim. Ne var o kodlar? Şöyle kodlar var. Hani dünya markalarını yıllarca defilelere gittik, gördük. Zaten hayatım moda dergiciliğinde ve bütün o dünyayı görerek ve bir şekilde gözümü terbiye ederek mi diyeyim geçti. Hı. Bir de içimdeki hikaye de onunla birleşince insan bir kendi tarzında bir takım taçlar yapıyor. Yani böyle bir triko ve bu renk bana aslında neyi hatırlatıyor? Dünya moda literatüründe biraz Max Mara'yı hatırlatıyor. Ya da işte deve tüyü, o camel'lar. Evet. Dolayısıyla aslında ben gri bu etekle kombinlerken, bunda da bir gizli payet var farkındasınız. Farkın trikoyu çok severek yaptık, kolsuz. Aslında bunu biz gündüze içine bir beyaz gömlekle öneriyoruz. Ama ben bugün böyle kat kat giymek istemediğim için bunu tene giydim. Bence hoş oldu çünkü bu çok bir ten beğendim. Rengi ve gri ten rengiyle neden olmasın? Aslında ten rengi hepsiyle, bordoyla da güzel, siyahla aynen. Daha güzel. Aslında kurtarıcı bir renk. Kurtarıcı bir renk. Yani evet. Böyle görünce aklıma geliyor, screenshot alıyorum. Ekran görüntüsü sonra kendim uyguluyorum. Biraz koleksiyon üzerinden gidelim. Aynen. Koleksiyon üzerinden bana vücut tiplerini ve altına üstüne ne giyersin onu şey yapalım. Mesela çok güzel bir yılbaşı geliyor. Evet. Bir şey kombi yapmışsın. Şöyle böyle bir etekli, aynen, ceket. Ama bu, sen diyorsun ki evet, bu ilk akla gelen evet. Aslında formül. Nedir o? Mini etek, etek boyunda bir blazer. Hani ne daha kısa ne daha uzun. Biz böyle şeylere çok dikkat ediyoruz. Çünkü vücut tipinde de bunlar aslında o proporsiyonu çok dengeleyen şeyler. Dolayısıyla bu aslında ilk akla gelen kombin. Ama ben onu koleksiyona şöyle ki bu sene balon etek çok çok moda. Üstelik bir de böyle bir maxi boy yaparak aslında bu ceketin altına bu balon eteği verip şöyle yapalım. Aynen. Stiletto yerine belki bir kadife süet veya loafer veya bir babetle pırıltılı. Böyle bir şıklığı ben daha uyduruyorum bu seneye, daha yakışacağını düşünüyorum. Evet. Veya senin dediğin gibi ilk akla gelen, benim aslında biraz ezber kombin dediklerim bunlar, kendi moda yazısı yazarken de öyle adlandırırdım. Bu daha ezber bir şey çünkü çok garanti. Mini etek, altına uzun bir çizme veya bir stiletto, evet, ince çorapla. Peki bu sene böyle ince çoraplar çok moda. Çok moda. Üstelik evet, böyle kahverengi, ten rengi, aynen, çoraplar çok daha güzel. Böyle kestane kahve. Kestane kahve. Daha da güzel oluyor bunların evet, altına çok değil mi? Çok şık oluyor. Güzel evet, olabilir. Ve onlarla rugan bir stiletto, açık bile olabilir. Hani bu bizim tarzlar gibi, olabilir. Evet.
Sen de çok yakıştırmışsın arkadaşım. Şu evet, benim eteğim de Koto'nun eteği, beğendiyseniz. Evet, bu bizim evet laciverti de ben çok. Şimdi bu senenin tabii renklerini aslında evet. Böyle bir kısa giriş yapayım lütfen. Mı? Bu sene ne moda? Bir şimdi bu seneki aslında star renk, bitter brown dediğimiz. Kahverengi. Acı kahve. Acı kahve. Aynen. Benim koleksiyonumda da bol bol var. Fakat onun dışında işte duman griler, siyahlar, efendime söyleyeyim şöyle güzel bir yeşilimiz var. Bu yeşili de çok seviyorum. Birazdan gösteririz. Tweed takımlarda özellikle. Ama ben laciverdi her kadına, ya her gardıropta olması gereken bir renk senin olduğunu düşündüğüm için. Senin Venedik'teyken bir lacivert zaten etek giymiştin. O da mı koton? O da koton. Ha, o da çok evet. Güzel. O da taşlı. Üstünde bir bluz var yine. Aynen takımı var. O da çok keyifli bir takım oldu. Tebrik ederim. Yani kotonu şey yaptığım için değil, koton ulaşılabilir fiyata. Aynen. Gerçekten güzel dizaynların bulunduğu. Evet yani çok moda dergilerden, mergilerinden fırlamışçasına diyoruz biz hani motto olarak. Çünkü gerçekten o. Renklerde hani bitter brown ve şu koyu kahve dedin. Koyu acı Bordo kahve var. Dedim. Bordo aralarda var. Geçen seneki kadar Bordo'nun frekansı çok yüksek değil bu sene. Ama aralarda var, ara tonlar olarak, lacivert gibi. Evet. Ama bu sene dediğim gibi o star olan... Tweetler yine var. Tweetler çok var. İstersen sende de gösterdim. Tweet mesela... takımları, bunu da ben de görmüştüm. Ay çok güzel. Çok severek giydiğim kısa bir tweet ceket, çok klasik. Bu ceketi tabii ki bu Evaza etek takımıyla giymenizi öneriyoruz i̇çine ama... İçine ne giyelim? Bunun içine ben gri bir kaşmir balıkçı mesela. Çok güzel. Çok şık olur. Yine ters köşe. Hep ters köşe aynen. Biraz da ters köşeleri seviyorum. Evet. Veya bu ceketi tabii ki kendi gardırobunuzdan güzel bir jeanle, siyah deri bir pantolonla, flare bir aynen jeanle içine beyaz gömlek veya böyle ne diyeyim muzur bir tişörtle mesela. Hmm. Çok keyifli olabilir. Çok güzel. Bunu da mı aynı mesela düşündün? O bana daha proper bir takım gibi geliyor renginden dolayı. Onu çok kırmayı düşünmem. Çünkü zaten çok iddialı bir renk, fıstık yeşili. Bunu böyle bir takım olarak değerlendirmeyi düşünürüm. Zaten öyle düşünüyorum. Kapalı olarak aslında bir elbise havası da verebiliriz. Açık olarak içine bir gömlek veya ince bir trikoyla aslında ilk akla gelen kombinle gayet şık ve keyifli bir look'a imza atmış evet, oluyoruz. Bayağı şey, rengi, sanki kraliyet ailesinin. Hoş bir renk aynen. Kalitesi. Bu çok favorim. Bu evet benim evet, eteğim. Şu kurdele evet, detayın çok güzel. Böyle çok keyifli bir kadife ince, zarif bir kurdelemiz var. Ama ceketine bakar mısın? Bunu ben de aldım. Bu blazer ceket benim de favori parçalarımdan. Hakikaten hem kaban gibi. Yani outdoor'da da kullanabilirsiniz. Evet şöyle yakalarını falan kaldırınca çok aynen, şık oluyor yani. Senin üzerine şöyle atabiliriz. Hemen atalım. Çok hoş olur. Ben şunu şöyle yapayım. Sırtıma mı atayım şöyle? Evet böyle omzunda aynen. Çok hoş. Yıkılıyor. Aa, iyi, vallahi oldu. Evet. Ve lacivertle uyumu da çok keyifli. Oldu mu? Sen de renkleri çok güzel kontrastlıyorsun. Evet ben de çok severim. Mesela bordo giymişsin. Hani vişne tam harika bir ayakkabı. Ve bu kombine, çünkü bu eteğin düğme detaylarında, bunları hep özel seçiyoruz bu aksesuarları. O aksesuar var. Detaylarını zaten aynen, koleksiyonun koleksiyonda gördüm. Yani bayıldım takılar, ya. Evet. Şöyle göstereyim, ekran şey burada. Hepsi çok beğendim, favorim. Yani evet. Şunun güzelliğine bakar mısın? O giant küpeler çok keyifli. Tam ben değil aynen, mi Melis? Sana çok yakışır. Böyle hafif vintage tarzı. Kolyeler, daha onu, charm kolyeler. Şey charm bilekliği de charm var. Charm bilekliği bir şey de var. Söyleyeceğim. O da çok, bu da çok o güzel. Da çok güzel. Hem ince değil hem mi? Gold bir ve ben bunu şeylerle çok seviyorum. Triko kazaklarla. Tişörtlerle de çok çok romantik. Oluyor. Tişörtlerle evet. De. Ya da atletlerle. Hani şu an atlet de çok giyiyoruz ya. Kış olsa bile kaşmiri gün atletleri. Bak bu charm'ın bilekliği çok var. Evet, bayıldım bu bileklik, buna. Evet çok keyifli. Bu da böyle çok vintage parçalar. Çok beğendim. Benim sevdiğim dokular ve kodlar şu. Bunlar. Evet o da benim favori küpem. Aynen. Çok beğendim. Çok mersi. Bak şu da aynen. Çok güzel. Tam böyle bu da evet. Yeşil vintage. Ve lacivert. Bu da aslında sana çok olur. Olurmuş ama yani senin şimdi şu anda bu olmasa okside, daha iyi. Palet olduğu evet. için ondan yani, daha keyifli. Aslında senin küpelerin aslıcığım bir yerde sana bir küpe çıkarmıştık ama o küpeyi lacivert arkada masanın üstüne alayım evet, onu evet, ben. Onu sen takarsın.
Bu da bende de onun beyazı var. Bu çok hayat kurtarıcı bir parça bence. Ay çok güzel. Hem bak kenardan. Hem goldu hem beyazı. Aynen. Dur ben şu arkadan küpemi alayım. Al, ben de böyle göstereyim. Hah buldum. Buldun mu küpeni tak? Aynen. Şimdi takmayı giyinirken takarım. Ama şöyle bir şey dedim. Evet. Çok keyifli. Evet. Hemen yani kombini. Bir de mesela hani bak böyle taktım. Evet. Tweed kumaş. Bu yine ters köşe güzel. Evet. Aynen. Yani uyumsuzun uyumu diyoruz buna. Aynen. Yıllardır. Pardon. Ama zaten dünya markaları da. O da böyle bir güzel statement piece bir kolye. Statement bayağı. Kolyeler de çok var. Bizde de çok var. Benim koleksiyonumda. Bir de çok keyifli bir küpe var, onu bulmaya çalışıyorum. İnciyi mi diyorsun? Değil. Şu mu? Şu da bence. O da çok, o da çok romantik. Grilerle falan çok güzel. Ama sanırım burada yok. Ha şu fiyonklu detay küpe de çok tatlı. Hepsi ince. Güzel ya. Ve de evet, koleksiyonla uyumlu. İzleyiciler için de çünkü çok genç ve öğrenci de var. Hani evet, biraz çok affordable. Ulaşılabilir. Aynen. Fiyatlar onun için aynen. Bunu takacağım sen diğer. Senden birazcık giymeni istesem ve birkaç bir look senin üstünde görelim. Tabii, çünkü tabii. Vücut tipine göre, bu etekleri göstermek istiyorum. Vücut tipine göre nasıl kombinleyelim aynen, ayakkabıyı? Yani mesela bizim şu an giydiğimiz bu kalem araboy dediğimiz evet. Etek tipi aslında biraz hani ince vücut, ince kemikli vücut tiplerine hani sen, ben hani bunları taşıyabiliyoruz. Tabii ki herkese, her bedeni çok şık olur. Bu biraz da proporsiyonla da alakalı. Evet. Dolayısıyla ama hani... Ne yapmamalı mesela böyle bir kalem etekte? Yani bence bu kalem etekte ne yapmamalı? Sanki bilekten ayakkabı giymemeli. Tabii. Çünkü o kesiyor. Burayı kesiyor. Evet. O yani o sonsuz bacak devam etmeli bence. Belki bununla çok dökümlü çizmeler var ya bu sene aslında çok şıklar ama bununla giyemezsin. Çok çünkü yarışırlar. O yüzden bununla minimal dekolteli ayakkabı veya babet giymek. Ama dediğim gibi ben hani o şeyleri çok sevdiğim için oyunları. Mesela ben bu eteği bir tane tişört üzerine mesela bu gri altına da bir sneaker'la da giymeyi çok güzel seviyorum. Hadi gel bize yap birkaç bir tamam, şey. Tamam bir şeyler giyin. Okay. Evet Melis'ciğim bu da çok güzel oldu. Demin gösterdiğim bu borda ışıltılı tweed takımımız. Bunu ben böyle bir lacivert tripoyla giydim. Bunu şahane. Çok güzel cümle detayları var. Bunu hemen alacağım. Evet. Bunu hemen alacağım polo çünkü yaka. Bayıldım. Gerçekten uzun hayat kollu. Kurtaran bir şey. Uzun kollu. Bayıldım. Yünlü aynen. Bunu da böyle bir takım yaptım. Sen çorap giymemişsin. Çorap giymedim. Maşallah gerek yok. Yok ondan değil. Ben de ama biliyor musun? Karkış kıyamet olsun. Evet. Ben çorap giyemiyorum. Londra'da okuyan, yani Londra'ya bir okumak için uğramış olan herkeste böyle bir çorap giymeme hikayesi var. Ben de biraz oradan alıştım. O yüzden. Ayakkabıyla beraber. Evet, böyle çok bir yakışmış. Slingback ayakkabı. Daha böyle hani küt burunlu, bir tık daha spor görünümlü bir ayakkabı tercih ettim. Ama küpelerin de yine ayakkabı. Bu senin kendi koleksiyonun. Bu da benim koleksiyondan. Böyle keyifli, fiyonklu bir küpe. Fiyonk çok seviyoruz. Detaylarda çok var bu sene bu arada fiyonk. Senin Melis'i belki tanımayanlar olabilir. Melis'in sanat aşkı. Zaten bir kendisi porselen, evet, çok güzel porselenlerim işler var. Yapıyorum. İşleri yapıyorsun. Aynen. Ve sanat tarihine çok önem veriyorsun. Çok seviyorum. Evet, sanatsız düşünemiyorum. Evet. Yani. Zaten öyle bir aileden gelmişsin. Evet. O zevkini de her şeye yansıtıyorsun. Sadece giydiğin kıyafetlere değil, yaşam tarzına, düşünce tarzına. Hani modern, çağdaş bir kadının çok güzel çiziyorsun. O yüzden seni tekrardan tebrik ediyorum. Biz Eposedi Derneği'nde de Melis'le çalışıyoruz. Evet. Bizi çok geliştiren, zevkli bir arkadaşım. Hep birlikte karışıyoruz birbirimize. Birbirimizi besliyoruz. Birbirimizi besliyoruz, yükseltiyoruz, bilgilendiriyoruz. Bence en değerli şey. Evet, Melis'in böyle pazar günleri şunu seyredin diye bize bazı okumaları, videoları vardır. İşte en son Freya yaptım. Ay çok İzledin güzel. Mi? Freya belgeseli. Mi? Evet. Harikaydı. Öyle bak hemen. Ediyorum. Şimdi bir de Melis'in bizim bir anımız var. Şunu anlatacağım. Bu sene yılbaşı doğum günümüzde Arzu Sabancı ile beraber benim doğum günlerim beraber. Her Eylül başı kutluyoruz. Her Eylül'de beraber. Evet. Ama bu sene yazın
tekneyle Yunan adalarına gittik. Evet. Şimdi Melis'le gidince aramızda bizim bir espri var. kaç look giyeceğiz? Şimdi normal hani biz kız kıza gitsek o kadar önemli değil. Evet. Melis geldiği zaman look. Sabah ne look giyeceksin kahvaltıda? Öğlen başka, ne look giyeceksin? Akşam ama artık biz bunu bir de abartıyoruz. Sunset daha şey başka, yapıyoruz. Evet. Yani bunlar keyifli şeyler. Yani, Allah sağlık Allah versin sağlık gerçekten. Allah sağlık versin tabii çünkü ki. Çocukken de böyle oynardık yani benim oyunlarımın çoğu öyleydi. Barbie'leri giydirirdik, Ayşegül'ü giydirirdik. Aynen. Evet. Barbie'lerim zaten onu diyorum benim styling kariyerim çocukken Barbie'lerle başladı. Yani o pump'ları ben Barbie'lerimden biliyorum. Hani doğru. Pump ayakkabıyı gördükçe diyorum benim Barbie'lerimde vardı bunlar 70'lerin sonunda. Peki bu sene leopar yine çok var. Leopar çok evet. Altı çizili. Fakat leopar. Çok kuvvetli çiziliyor. Bu eteği evet böyle bir aslında kloş etek yapmak istedim ben. Aslında dar da yapabilirdim. Bunu niye yaptık? Aslında bir nevi spor bir etekti. Ama saten o kendisi. O yüzden aslında geceye de devam edebilecek bir etek. Dolayısıyla böyle bir kadının o 24 saatine uyumlu hangi bir parça. Hangi vücut tipine daha uygun? Belin ince olması gerekiyor bir tık. Çünkü beli kemerli, lastikli bir bel değil. Yani fermuarlı. Belini önüne çıkarmak isteyenlerin aslında biraz tercih edebileceği bir etek. Ama ben orada illa belini gösteren, üzerine uzun bir trikoyla ya da uzun bir hırkayla da bence yakıştıran herkes ve her beden ve her size diyebilirim. Ne yapardın altına üstüne bunun? Ay bu çok kilit bir parça. Ya bununla istediğinizi yapabilirsiniz. Yani ben bunun üstüne eğlenebilirsiniz. Böyle çizgili de giyiyorum. Aynen. Ondan sonra gri kazak giy, siyah giy, beyaz tişört giy, gri pis bir tişört. Beyaz tişört giy, deri ceket koy. Evet. Veya blazer giy, ipek giy. Evet. Yani gerçekten bu çok multifonksiyonel koleksiyonunda. Eskiden sorsaydın tıkanabilirdim. Ama bu şu anda evet. Şu an değil mi? Evet. Çünkü insan zihni gördükçe de gelişiyor. Çok alışan ve gelişen bir şey ya. Biz bu kombinleri göre göre yani tutucu olanlar diyeyim. Hani ben zaten hep öyleydim ama dergilerle tabii ki daha çok geliştim ve dünyayı gezip özellikle defilelerde ki bütün o moda otoritelerinin yaptığı kombinleri bize sunduklarını gördükçe tabii ufkunuz çok açılıyor. Melis'le Venedik'teydik yine. Venedik'te yolda çevirip bizi sordular değil mi? Nasıl çantan nereden, bluzun nereden diye. Aynen, halbuki bir dünya markası değildi. Türk canım doğalcımızın mesela çizikleri. Evet canım benim. Yine lacivert bir triko. Ay bu tam ben. Çok şık. Yine ben. Aynen. Bunun da hikayesi biraz basene oturuyor ve daha sonra aşkım bu medium bana artık büyük. Evet sana bunlar büyük hayatım. Yanlış getirmişim. Bu small ya da x-small gelecek. Çok keyifli bir etek. Bu da aslında kurtarıcı bir parça. Bayıldım ya. Bir kere vücudu çok toparlayıcı bir triko bu. Ve kumaşına çok da bayıldım. Çok kalın bir triko. Likralı ve hakikaten bedeni, alt bedeni çok iyi gösteren bir parça. Bu her şey, bu da her şeyle oldu. Ya lacivert olduğu için buna hani şöyle ay, düşün aslında. Bak şu triko, ben zaten ona bayıldım. Bu triko benim bu koleksiyondaki en sevdiğim parçalardan biri. Bayıldım. Bu doğru. Bu özellikle bu jeweled düğmeleri çok seviyorum ve her trikoya kullanmaya çalıştım. Bu bununla çok keyifli olur. Yani şöyle diyorum, lacivert eteğe biraz lacivert jean muamelesi yapın. Yani lacivert jean nasıl her şeyle giyebiliyorsan, bu eteği de her şeyle giyebilirsin. Aa ben bunu giydim bile. Evet, bu acı kahve suni deri eteğimiz var. Ha evet. Fırıntılı ben hangisini önce yayınlayacağız bilmiyorum ama aynen. Ben bu kombini çok, bir şeyde çok giydim. Çok güzel bir kombin. Dediğim gibi bu senenin hit parçalarından, daha doğrusu renklerinden biri ama benim için de hit kombinlerinden biri. Piedepul gene simli bir eteğimiz var. Ay o da var. Çok güzel. Bu da kalem bu da olur ama etek. Ben bunu daha böyle tişörtler. Önden yırtmaç olayı Aslı'cığım çok var bu sene ve cepleri olması çok keyifli bir etek. Yani hem ofis şıklığında hem günlük koşturmada çok beğendim. Keyifli bir etek. Miniler var. Mini Brode, deyince de sen inanmazsın Brode şunu beğendim. Mini. Evet ama bu çok keyifli, çok güzel bir parça. Yani ve giydim oldu. Tabii ki olacak. Şahane de taşıyacağını eminim. Ya. Neyse bunu çorapla giyerim artık. Onu çorapla, güzel bir stilettoyla. Tamam. Belki bir ankle bootla bilemiyorum yani görmek gerek.
matematiksel bir şey. Yani o sırada bacak kısa görünüyorsa ona göre ayakkabıyı değiştirerek daha uzunlaştırmak, yani dengede tutmak önemli. Her şeyde olduğu gibi kombin yapmakta. Evet. Yani cildinin, daha doğrusu teninin ne kadar göründüğü, üstte altta o denge çok önemli. Bir yerden görünsün, evet. Dengesi önemli. Evet. Tek bir tarafa aynen. Şey yapma diyorsun. Evet. Mesela bunlar da var. Onlar da daha kolej tipi dediğimiz tatlı mini eteklerimiz. Böyle yandan pileli. Bu da skoçumuz. Ay bak şu da. Evet, o örgü trikoyla. Bu lacivertle de güzel. Çok çok güzel bir kombine dönüşüyor. Yine gömleğin üstüne falan da güzel evet, olur evet, değil mi? Evet evet, yani bu düğmeleri kapalı da değerlendirilir. Bak yine burada açık da gri olarak. De çok güzel olmuş. O da çok çok güzel bir hırka. Ay, sevdiğim bir hırka. Evet. O da uzun kollu ve hafif böyle gizli cepleri var burada. Gene jeweled. Taş diyorsun. Evet. Taşları seviyoruz. Aa, parlamayı seviyoruz. Yine ah, evet, bu küpe demin bunu arıyordum Aslı'cığım. Aynen. Bu helezyonik küpe. Evet. Ay çok güzel değil mi? Şey için demiyorum. Gerçekten çok beğendim. Ha, evet, çok beğendim koleksiyonu. Çok mutluyum. Bak. O da evet. Bu da güzel. Vintage dokulu bir küpe. Aynen. Ay şekerci dükkanında gibiyim. Değil mi? Şekerci dükkanında gibiyim. Ay Melis bir tane daha geldi. Ve son kombinin. Bu tam bir yılbaşı şıklığı oldu. Evet, beğendin mi? Ay bayıldım. Şunun böyle bir güzelliği. Crop triko. Böyle kendinden, ne diyoruz bunlara? Kendinden kolyeli gibi yakası. Evet. Bu çok sevdiğim ve aslında... Demin gösterdiğim ve anlatmak çok, istediğin şeyi burada aynen, görüyoruz. Çok, bu da anahtar bir parça sezonda. Çünkü payetli ceketi her zaman yılbaşı olması bile artık kullanıyoruz. Günlük tempomuza da artık onu alıştırdık. Ve bu maxi balon eteğimiz. Bu böyle hafif biraz düşük bel. Bunun üzerine tabii senin dediğin gibi gene hani güzel bir gömlek veya atlet. Triko. Evet, bir triko atlet. Veya artık bir... biz de triko giriyoruz, tamam mı? Bej rengi. Demek ki mesela. Evet, evet. Ten rengi. Ten rengi, bisküvi triko. Gibi. Evet, evet. O da olur. Çok da güzel olmuş. Teşekkür vallahi, ederim. Valla nasıl? Bu da böyle bir şey. Biraz düz giymek istedim bunda. Hı. Tabii ki topuk çok daha yükseltir. Çok beğendim ve böyle. Ve kombini şıklaştırıyor ama. Bununla da böyle, bu da böyle tatlı, pırıltılı bir aslında. Ne giydiğin değil de işte, nasıl giyindiğinin bir örneğini biraz yaşıyoruz. Nasıl taşıdığın. Hayatına nasıl uyumladığın. Seninle nasıl örtüştüğün. Evet. Yani çok ruhu çok lady olan bir kadının evet. Rock, deri ceket ve hani rock tarzı giyinmesi evet, yok, nasıl yok. Oturmayacağı. Evet. Hani bir şey olmadı diyoruz ya. İşte ben orada şey diyorum, sen de bunu çok diyorsun, hissetmedim. Evet. Yani hissetmediğiniz için de iyi hissetmediğiniz hiçbir şey zaten size yakışmıyor. Doğru. Ve taşıyamıyorsunuzdur. Benim evet. De çok var öyle bir evet. Arada taşıyamadığım. Doğru doğru. Tabii vücudu da tanımak evet. Onunla alakalı. Evet. Evet. Melis'ciğim çok teşekkür ederim. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. İzleyenlere de bir için. Fikir, bir gusto verebilmişizdir. Ben seninle her konuşmamda, her sohbetinde evet. Bir şey öğreniyorum. Her sene bir şey yapıyoruz. Benim de çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür gidiyor. Ediyorum. Ben teşekkür yılbaşında ederim. Yılbaşında lokum olabilir. Mersi. Nasıl olsa evdeyiz. Evet. Deneyebilirsin. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yeni yıl dileklerim varsa onları da alalım. Ve sözü en son sen kapat. Ben şimdi diyeyim ki arkadaşlar biz ekip olarak evet, 2020 Aslı'cığım gerçekten 24 yılında çok çalıştık. Keyifle çok. Çalıştık. Güzel şeyler paylaşmaya çalıştık. Hepimiz için sağlık öncelikle. Kesinlikle. Öncelikle sağlık. Kendi ülkemiz için refah, barış. Barış, evet. Hepimiz için hakkımıza hayırlı oldu. Doların düştü. ekonominin iyi oldu. Daha iyi oldu. Evet. Bir sene diliyorum. Hepimiz için. Aşk ve diliyorum. Türkiye için. Mutluluk diliyorum. Evet. Bereket diliyorum. Ve sözü sana bırakıyorum. Evet, ben bir kere çok mutluyum. Her sene beni bu güzel programında harika ekibinle ağırlıyorsun. Arkadaşım olduğu için demiyorum. Hakikaten her koyduğu her YouTube videosu dışında storylerinden bile bir şey öğrendiğim, bilgilendiğim, yükseldiğim ve dönüştüğüm bir insan. Çünkü çok araştırmacı. Her şeyi detayına kadar araştırıp yansıttığı için kulaktan dolma hiçbir şeyi aslında duyamazsınız. Yaptığı işte çok titiz. Markanı da bayılarak kullanıyorum. Teşekkür ederim. Evimde ve seyahatlerimde vazgeçmediğim
Saç ürünleri tabii ki. Amerika'ya gitmeden acil dedim. Kız Amerika'ya gidiyorsun, oradan alırsın. Seyahat bavulunu yaparken onu arayıp Aslı'cığım hangi kuru şampuanı alıyorduk? Benim saçımın yağı hangisiydi diye hala soruyorum. O da bana Melis'cim bu ayakkabıyı mı giyeyim, bunu mu giyeyim diye soruyor. Evet, çok tatlı. Evimiz çok güzel tamamlıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Evet, bol satışlı. Koleksiyonuna bayıldım. Koton'a da tebrik ediyorum. Çok güzel işbirliklerinde. Çok mersin. Çok akıllı. Beğendiysek ne mutlu. Evet, Koton da çok akıllı ekibiyle seni şey yapmış. Bünyesiyle beraber işbirliğiniz devam ediyor. Tebrik ediyorum. Bol satışlarınız olsun. Sevgiler. Öpüyoruz sizi. Görüşmek üzere. Sevgiler. Bay bay.